Merhaba sevgili dostlar, ben Veysel Özdenk. Bu videoda size daha önceki paylaşmış olduğum videolardan bir tanesi olan bilgisayarımız hard diski görmüyorsa ile alakalı bir video paylaşmıştım. Yani şöyle ki, bilgisayara taktığınız taşınabilir hard disk ya da flash bellek bilgisayarın içerisinde görünmüyorsa bu sorunu nasıl çözeceğimizi göstermiştim. Fakat videonun altına gelen yorumlar neticesinde hard diski görüyoruz ama içine girmeye kalktığımızda içeriye erişilemiyor hatası aldıklarını belirten arkadaşlara ithafen bu videoyu çekiyorum. Bu sorunu nasıl çözeceğimizi size bu videoda göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Şimdi videonun başında da dediğim gibi erişilemiyor hatasının sorununu çözmemiz için yapacağımız şey hard diski format atmak. Yani bir dosya sistemi o hard disk ya da flash belleği tanımladığımız takdirde sorunsuz bir şekilde kullanacağız. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var ki o kullandığınız hard disk ya da flash bellek içerisindeki dosyalar, veriler silinecektir. Onların yedeğini almanızı öneririm. Yedeğini alabilmeniz için de sağ üst köşedeki karttan dosya kurtarma ile alakalı bir videom var. Onu izleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Dosyalarımızın, verilerimizin yedeğini aldıktan sonra yapacağımız şey format atmak. Çoğu kişi bu format atma işini bilir. Yapacağımız şey şu. Birinci yol olarak bilgisayarıma girerek format atmak istediğimiz olan sürücüyü seçiyoruz. Ondan sonra farenin sağ tuşuyla tıklayarak ekrana gelen menüden de biçimlendire tıklıyoruz. Buradan başlat dediğimiz takdirde hızlı biçimlendir diyerek otomatik olarak format atılacaktır ve sonra sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Alternatif yol olarak da şimdi başlatı tıkladıktan sonra arama satırına cmd yazarak komut istemcisini açın. Komut istemcisi yardımıyla şimdi format atacağız. Burada ilk önce şöyle bilgisayarımızın hard diskiniz ya da hafıza kartımızın sürücüsünün harfi neyse onu kontrol edelim. Bu siyah beyaz komut istemcisi ekranının olduğu bölüme gelerek format yazıp bir boşluk bırakarak sürücü harfimiz olan 2 nokta üst üste yazarak bir boşluk bırakıyoruz. Taksim Q seçeneği ile hızlı biçimlendirmeyi aktif hale getiriyoruz. Daha çabuk işlemimiz bitecektir. Taksim ve File System, Taksim FS yardımıyla da hangi dosya sistemi formatını istiyorsak onu yazacağız. Biz NTFS formatını istiyoruz. Farz edelim NTFS yazıyoruz ve bir boşluk bırakarak Taksim X yazarak bu kullanılıyorsa herhangi bir klasör ya da dosya açırken otomatik olarak onu kapatır. Ön planda ben buna format atmak istiyorum diye zorla kapatır. Daha sonra da bir boşluk bırakarak Taksim V yazıp 2 nokta üst üste yazarak da bu sürücümüzün ismi ne olmasını istiyorsak onu yazalım. Ben Veysel yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Bana bir uyarı verdi. Diyor ki sürücünüz takılı değilse takın ve hazırsa Enter'a basın diyor. Enter'a bastıktan sonra dosya sistemimiz NTFS oldu ve bilgisayarım kısmına dikkat ederseniz sürücümüzün ismi de direkt Veysel olarak değiştirildi. Farenin sağ tuşuyla tıklayarak özelliklere girip bir bakalım. Özelliklere girdiğimizde dikkat ederseniz dosya sistemi NTFS yazıyor. Şimdi aynı şekilde biz bunu bir de FAT32 sistemine çevirelim. Dosya sistemini FAT32'ye çevirme nedenimiz şu ki Android cihazlarda FAT32 sistemini destekliyor. Ekstra olarak fotoğraf makinesi ve kameralarda da 32-64 GB'ın altındaki hafıza kartları FAT32 formatıyla çalışıyor. Şimdi aynı şekilde şu siyah beyaz komut istemcisinin üzerine gelerek yön tuşları yardımıyla yukarı yön tuşuna basarak bir önceki yazmış olduğumuz komutu ekranımıza geliyor. Buradan File System bölümünde FS'nin yanındaki NTFS'i değiştirerek FAT32 yazarak Enter'a basıyoruz. Dosya sistemimiz artık FAT32'ye dönüştürülüyor. İşlem tamamlandıktan sonra şöyle sağ tarafta bilgisayarın içerisinde de el sürücümüzü farenin sağ tuşuyla tıklayarak ekrana gelen seçeneklerden özelliklere girerek dosya sistemimizin artık FAT32'ye olarak dönüştürüldüğünü görebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Bu şekilde artık sabit disk, taşınabilir hard diskimizi ya da hafıza kartlarımızı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Bu videoyu da kaydet, bir gün lazım olur. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Yeni video geldiğinde haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.